atom modelleri ve atom yapısı konusu nasıl çalışılır diye yüzlerce yorum aldık. Bunlardan birkaç tanesi. Mesela Ece demiş ki bize elektronları nasıl hesaplıyorsunuz ya Tonguç gör ben demiş. Çeviri çeviri demiş ki bize arkadaşlar atom türlerini bitirdik ama ben bir şey anlamadım ne yapacağız? Evet çok doğru. Çünkü baya bir ezber var orada da işte Bohr'dur, Rutherford'dur falan filan. Hatice demiş ki bize kimyanın bu konusunda zorlanıyorum. Okulda pek anlayamamıştım. Burada izleyip okula konuyu anlamış bir şekilde gitmek mükemmel bir şey. Teşekkür, te bir de sana teşekkür ederiz. Ama sadece ve sadece konu videosu da yani anladım demekle de bitmiyor. Birazcık daha pekiştirmek gerekiyor. Şimdi anlatacağım ne yapacağımızı. Burak demiş ki atomun yapısı konusu çok zor ya yapamıyorum demiş. İşte bak zorlanmış mesela. Şimdi onu çözeceğiz merak etme. Mesela Lolox demiş ki bize bu atom modellerini anlamayan bir tek ben miyim? Hayır birçok arkadaşımız anlamadı. Birçok arkadaşımız unuttu. Hiç merak etme Lolox'um. Eyüp demiş ki bize bu konudan hiçbir şey anlamayanlar beğensin sayımızı bilelim demiş. Bir sürü de like almış bu arada. Hava demiş ki bize kimyayı bir türlü kavrayamıyorum ne yapabilirim demiş. Merak etme hepsinin bir metodu var. Hepsinin bir taktiği var. Yılmaz demiş ki Thompson çok kral bir insan. Bak kendi atom modeline üzümlü kekim diyebiliyor. Adam karizma fullemiş gelmiş gerçekten de. Evet adam koskocaman çalışmalar yapmış sonra da üzümlü kek deyip geçmiş. Ama hiç kimsenin hakkından çıkmıyor bu Thompson'ın yaptığı üzümlü kek. Şimdi onu anlatacağım. Çünkü İngiliz bir aslında Asilzade Thompson'da şimdi anlatacağım onu da. Şimdi bir kere şunu unutmayalım. Atom modelleri ve atom konusunda çok temel bazı kavramlar var. Bir kere atom modellerinde neyle başlıyordu? Dalton'la başlıyordu. Dalton'la başlıyordu. Demokritos'u falan gitmeyeceğim bile. Sonrasında Thomson geliyordu. Thomson geliyordu. Sonrasında ne geliyordu? Rutherford geliyordu Rutherford hatta Rutherford e, Bohr'la da beraber buluşmuştu ya beraber bir e, şeyleri de var aslında e, atom modelleri var bir sonra Bohr geliyor. Şimdi bu dört tane temel modeli bilmemiz gerekiyor sonrasında tabii ki ne geliyor karşımıza modern atom teorisi geliyor orada bayağı bir farklı e, yapılar var. Şimdi bir kere şunu unutmayalım Dalton böyle bir küre. Tamsın böyle bir şeyin içerisinde e, yüzen eksiler gibi düşünebilirsin. Sonrasında Rutherford dediğimiz şey ya böyle bir artı şeyin içinde yüzen eksiler. Rutherford dediğimiz şeyde de ne vardı aslında? Bizim için çekirdek çok küçük dışarıda eksiler var aslında. Ve burada da artık diyordu ki ya böyle bir şey olmaz yörüngeler böyle yörüngeler vardır diyor. Eksiler de burada dolaşıyor diyor. Şimdi bunun en kabası bu aslında. Şimdi bu kabayı gözümüzün önüne getirmemiz gerekiyor. Yani bunu çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Sonrasında esas asıl bomba kısım yani asoris burası. Yani atomun yapısının atomun sembollerle gösteriminin hangisinin proton sayısı, nötron sayısı olduğu çok değerli. Burada protonun artı, nötronun yüksüz, elektronun da eksi yükle olduğunu çok iyi bilmemiz, bunun ağırlığının kütlesinin var olduğunu, bir atomik kütle birimi olduğunu, bunun da bir atomik kütle birimi olduğu, bunun da sıfır olduğunu yani kütlesiz diye kabul ettiğimizde çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sonrasında bir atomun sembolünü yazdığımız zaman mesela alüminyum. Buraya işte 13 yazdıktan sonra buraya 27 ne demek olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Buranın proton numarası yani proton sayısı yani atom numarası olduğunu aynı zamanda çekirdek yükü diye de adlandırıldığını bunu yanlış yazmışım bu arada. Hemen çekirdek yükü diye düzeltiyorum. Çünkü çekirdekte yüklü olan parçacık sadece proton. Çünkü atomu ne diye görmüştük biz? Proton ve nötronlar içeride, etrafında da elektron e, zımbırtıları dolaşıyor. Dolayısıyla işte bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. İleriki senelerde çok karşımıza çıkacak çünkü. Aynı zamanda bu 13'ün atom numarası, aynı zamanda proton sayısı... ...yani her şeyi olduğunu, atomun her şeyi olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Atomun numarası ya daha ne olsun? Atomu bununla anlatıyoruz. Aynı zamanda bunun kütle numarası olduğunu ve nükleon sayısı olarak da söylendiğini burada mesela artı 3 diye yazılan şeyin iyon yükü olduğunu iyon yükü olduğunu aynı zamanda buraya 10 e, diye yazdığımız zaman elektron sayısı olduğunu buraya 14 diye yazdığımız şeyin nötron sayısı olduğunu yani yerlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu yaptığımız şeyler temel kimya. Bu temel kimyayı anlarsak hani kimyayı anlayamıyorum kimya kafama yatmıyor diyen arkadaşımız vardı ya ordaki sorun, sorunları çözersiniz. Yani temel kimyada ne vardır? Bir periyodik tablo vardır. Periyodik tabloda elementler dizilmişlerdir. Bu periyodik tabloda elementlerin sembolleri vardır. Bu sembolleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. İşte karbondur, azottur. Bunları ilk 20 elementi mutlaka ezberleyin arkadaşlar. Yani ilk 20 elementi bilmeden Kimya öğrenilmez. Bu kadar net bir şekilde söylüyorum. Ve bunların etrafına atom numarası, proton sayısı nerede gelecek onu çok iyi bileceğiz. Protonun elektrona eşit olunca nötr olduğunu, proton elektrondan farklı olunca iyon diye adlandırıldığını ve bunun katyon ve anyon artı yüklü bu da eksi yüklü olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ne zaman artı yüklü oluyor? Proton elektrondan büyükse, eksi yüklü olmasının sebebi de elektronun protondan büyük olması. Çünkü elektronlar eksi yüklüydü. Bunu çok iyi bileceğiz. Bunlar temeller. Sonrasında bir de izotop var. İzotop var, izobar var, izoelektronik var. İzoelektronik elektron sayıları aynı. İzotop proton sayısı aynı. ...izoton nötron sayısı aynı. Bak son kelimesi son harfinden yakalıyorum. İzobar da kütle numarası aynı. Bu da özel bir şey. Bunu da bileceğiz. Şimdi bunları anladık. Şimdi bunları anladıktan sonra peki ne yapmamız gerekiyor? Bu temeller yetmiyor ne yazık ki. Konu anlatımından çalıştık veya işte dersimizi dinledik, videoları izledik. Bir de bununla alakalı soru çözmemiz gerekiyor. Bir kere burada Şimdi ben size bir kitap tavsiyesi tavsiyesinde bulunacağım. Bu da Dinamo Kimya kitabı. Peki Dinamo Kimya ile nasıl çalışacağız? Şimdi bir kere ikinci ünite zaten atom ve periyodik sistem. Burada atom modelleri, atom yapısı, periyodik sistem, periyodik özellikler Hepsi var ve map kazanımlarını buraya yazdık. Ve sonrasında ne yapıyoruz? İlk başta bir rehber soru ve rehber çözüm veriyoruz burada. Aslında böyle bir sorumuz var atom modelleriyle alakalı. Dalton atom modelleriyle alakalı. Sadece özür dilerim. Çünkü burada mikro konu başlıklarına böldük aslında bütün bu öğrendiğimiz şeyleri. İşte burada e, ne yapıyoruz? Hemen şöyle birazcık daha netleştirelim. Dalton atom modelleriyle alakalı bir soru. Bunun çözümü. Sonra bununla alakalı testra bak mono di tri tetra dört tane sorudan oluşan mini bir testimiz var. Sonrasında hemen Thomson atom modeliyle alakalı bir soru bir çözüm ve bununla alakalı testra yani dört sorudan oluşan. Zaten biliyorsunuz Latince'de mono di tri tetra penta, Hexa, hepta diye gider. Kimyada öğreneceğiz. Organik kimyada ileride. Rutherford atom modeli, rehber soru, rehber çözüm yine bununla alakalı. Yani hatta fen lisesinde ekstradan elektromanyetik dalgalar konumuz var. Hemen bununla alakalı rehber soru, rehber çözüm. Ekstradan mesela ileride sayısalcı olmak isteyen veya konuyu daha detaylı öğrenmek isteyen arkadaşlar bunlardan yararlanabilirler. Sonrasında yine bu mini testlerden sonra tarama testi geliyor. Tarama testini çözüyoruz. Fen soruları da var içinde ve ardından tekrar rehber soru, rehber çözümle devam ediyoruz. Buradaki soruların çözümleri çok değerli. Bunları anlarsanız zaten buradaki dört soru tamamen bu rehber soru rehber çözümün konusuyla alakalı ve küçük küçük konu başlıklarına da bölündü. Ve bunların hepsini yaptıktan sonra da bölüm sonunda öyle bir şey var ki hemen size göstermek istiyorum. Yani ünite sonunda da bak hemen burada da şöyle bir özelliği var aslında kitabımızın. Bak ünite tekrar tarama testlerimiz var. Ardından ünite tekrar testlerimiz var. Ardından ünite tekrarında sonra ALFL tekrarları, Anadolu Sesi Fen Sesi tekrarlarımız var ve ÖSYM tarzı sorular var. Çünkü ÖSYM'yi de şimdiden çalışmaya başlamamız gerekiyor. Aynı zamanda atom ve periyodik sistemle alakalı yazılı hazırlık var ki bizim için en değerlisi, en önemlisi. Çünkü yazılara gireceğiz. Açık uçlu sorularımız var. Merak etme hepsinin cevapları arka tarafta zaten var. Açık uçlu soruların da cevapları var. Ama şunu unutmayalım. Bazen diyelim ki belli sorulara takıldık. Yani mesela ünite tekrar testinde veya ÖSYM tarzı sorularda bununla takıldık. O zaman ne yapacağız? O zaman da biliyorsunuz kitapların her birisi dijital aslında. Yani kitapların arkasında şöyle bir kazımalı kodumuz var aslında. Kazımalı e, bir alanımız var. Şimdi TATS uygulamasını açıyorsunuz e, cep telefonunuza indiriyorsunuz iOS'tan veya Play Store'dan. Hatta şöyle göstereyim TATS uygulamasını da. Şu e, resimde indiriyorsunuz. Sonrasında sonrasında kitabımızın arkasındaki bu kazımalı kodu yani kazımalı alanı Buna e, aktivasyon etiketi diyoruz biz. Bunu böyle tırnağınıza kazıyabilirsiniz. Böyle şu, şu kısmı kazıdığınız zaman aslında altından bir kod çıkacak. Bak şöyle şöyle birazcık daha bastırarak kazıyorum. Bozuk parayı da kazabilirsin ama çok fazla bastırmak yoksa yırtılır. Şuradan bir kod çıktı. Şimdi bu DK ile başlayan kodu kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Tatsa alıyorum elime. Tatsa alıyorum elime. Sonrasında ya ee, da şöyle yapalım birazcık daha gözüksün diye. Tas aldıktan sonra tas açıyorum. Tasla açtıktan sonra işte kitaplarım var kütüphanemde. Sonra burada e, kitaplarımdan ziyade şurada araçlar diye bir şey var. Bu araçlara tıklıyorum. Kitap aktivasyonu yapacağım. Şimdi elimdeki kitabı bak aynı bu etiket gibi bakar mısın? Şu etiket aslında kitabın arkasında da vardı işte bu etiketler aslında aynı gibi. Dolayısıyla bu etiketlerde buradan çıkan kodu yazacağım şimdi buraya. Neymiş bakalım kodumuz? E, DK E9 DYNB. E, hemen yazıyorum. DK E9 büyük harf fark etmez. E, DK E9 e, -E DYNB. Hemen buradan bir daha düzelteyim. D, -Y -N -B. Bunu yazdım. Şimdi kodu yazdıktan sonra zaten kod bir kullanımlık. Ben şu anda kullandıktan sonra şu anda bu videoyu izleyen hiç kimse kullanamaz o kodu. Zaten sana özel bir kitap oluyor bu. Sadece sana özel oluyor. Şimdi activate'e tıkladık. Peki ne işime yarayacak? Soru çözümlerini izleyebilmek için aynı zamanda kitabımı yanımda taşıyabileceğim. Bak kitabı aktive ediyorum. 9.0 Dinamo Kimya Soru Bankası. Activate'e tıkladığım zaman hop dijital kitap geliyor. Dijital kitaba tıkladım. Ve burada kimyada 941 soru. Soru sayısını kaç tane doğru kaç tane yanlış yaptığını buradan takip edebilirsin. İstersen mesela şuradan bir teste boşum var. Testin yanında bir e, şöyle şöyle bir kitaba bakalım. Teste testlerde aslında tarama testi mesela. Testin burada kare kodları var. Hatta şöyle göstereyim ben. Şöyle düzeltiyorum. Burada kare kodları var. Ve bu kare kodun yanında bir e, sayı yazıyor 46312 bu testin numarası aslında. Bu testin numarasını istersen hatta şuraya getirelim. 46312 46312 diye yazdığım zaman direkt o teste gidiyorum ve soru çözümünü yapabiliyorum. Hatta şöyle gösterelim birazcık daha. Ha şöyle birazcık e, tabii ekran böyle olduğu için soruları değiştirebilirsin buradan. Sonra soruları çözebilirsin buradan. İstersen yanında kitabı taşımana gerek yok. Artık kitap dijital kitap şeklinde yanında oluyor burada kimyadan girersin. Bak burada bütün testleri görebiliyorsun artık. Bütün testleri mesela işte şu, e, bilmem ne testinde bir sorunun çözümünü görmek istiyorsun. O zaman ne yaparsın? O zaman şöyle geri gidersin. Hatta karekodu okutarak yapalım sana beraber. Araçlara gidersin. Bak burada çözüm video izleye tıkladın. E, tamam e, kameramı açtım. Bak burada hemen şu kamerayı okuttu. Dur ya hemen çok hızlı yaptı. Gerçekten çok hızlı çalışıyormuş. Aferin arkadaşımıza. Burada ne yapıyoruz? çözüm video izleye tıklıyoruz. Şimdi kamerayı kapatalım bir. Şimdi bu, buradaki buradaki kodu okutacağım. Hemen şöyle yapalım. Hop. Evet okuttu. Hemen okuttuktan sonra buradaki teste geliyorum. Buradaki soruların istediğim herhangi bir tanesinin videosunu izleyebilirim. Bu videoda aslında bize teker teker hocamız anlatıyor. Burada teker teker tane tane Mesela. benzer kimyasal özelliklerine göre dizildiğinde erime noktaları sırasıyla aşağıdaki gibi oluyor. Harika, harika. Buna göre Mendeleev'in çıkarımlarından Mendeleev'in Tabi burada birazcık tam gözükmüyor. Beyaz olduğu üstün için. Üstün. için ekran. Çırırmaya evet süper. Üstün. Tamam ondan sonra bunu izleyip <laughs> Bunu izleyip aslında ne yapıyoruz? Sorunun çözümünü öğrenmiş oluyoruz. Ve bu şekilde aslında sorunun çözümlerine de ulaşmış ve kitabımızdan daha verimli faydalanmış oluyoruz. Çünkü yapamadığımız onlarca soru çıkacak. Unutmayın, ilk başta bu konuları öğreneceğiz. Sonra soru çözeceğiz. Yapamadığımız soruları da kontrol edeceğiz. O zaman kimya bizim için çocuk oyuncağı diyoruz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.